Aksaray'ın ekranına Belediye TV Haber'e hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar Aksaray Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonla sona erdi. Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu. Kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumlarıyla başladı. Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla meydan, cadde ve binalar Türk bayraklarıyla süslendi. Askeri araçların görüntüleri, gazilerin ve kortej yürüyüşünü izleyen vatandaşların ellerindeki Türk bayrakları görüntüleri bir kez daha herkesi duygulandırdı. Jandarma Yüzbaşı Çelebi Bağcı günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmasında 30 Ağustos'un Türk milletini tarih sahnesinden silmek ve öz yurdu Anadolu'dan atmak isteyen düşmanlara hak ettiği dersin verildiği gün olduğunu belirterek şanlı zaferin 96. yıl dönümünün kutlandığını söyledi. Kanlarını ve canlarını veda ederek bizlere bu güzel vatanı bırakan, bizleri 96 yıl önce bu büyük zaferle onurlandıran başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin aziz ruhları önünde saygıyla eğiliyor. Kahraman gazilerimize şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Tören Osman Gazi Anadolu Lisesi'nden Mustafa Alav'la Jandarma Er Yunus Yıldız'ın 30 Ağustos şiirlerini okuması ve Kılıç Aslan İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisiyle devam etti. Durmadan hoşlarına gider. Bayrağı kanının alı çalmayanın gözyaşı boşana boşana gider. Kazanmak istersen sen de zaferi, gürleyen sesinle doldur gökleri. Zafer dedikleri kahraman peri, susandan kaçar da coşana gider. Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle, yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle. Eğilmez başımıza, taç yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Askeri geçit töreninin ardından Vali Aykut Pekmez valilik makamında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Aksaray Valiliği ev sahipliğinde Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen resepsiyonla sona erdi. Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve İl Protokolü üyeleri hep birlikte zafer pastasını kesti.
Aksaray Belediyesi vatan uğruna canlarını feda eden şehit ve kahraman gazilerimiz için Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Aksaray Belediyesi Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi dualarla hizmete girdi. Aksaray Belediyesi tarafından şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları için Piri Mehmet Paşa Çarşısı G blokta oluşturulan, içerisinde kütüphane, derslikler ve sosyal donatılarıyla çok amaçlı salonların yer aldığı merkez düzenlenen törenle açıldı. Açılışı Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Lükşahin Yazgı, İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ, şehit aileleri, gaziler ve il protokolü üyeleri hep birlikte yaptı. Eyyühellezine amen usta'inu bis sabir ve salah. Peygamberlerin komşusu olan şehitlerimizin adına açılan bu güzel manevi sarayı şehit yakınlarına, evlatlarına ve halkımıza hizmet etmek için açılıyor. Burada birbirini severek, birbirini yakından tanıyacaklar. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, vatanımıza, memleketimize, insanlık alemine, şehit ailelerimize ve bizlere hayırlı, sağlıklı eyleye. Yerimizden ayrılıp gitmeden önce günahlar af olan, sevapları bol olan, geçmişe rahmet bulanlardan eyleye. Hayırlı olsun. Açılışta şehit babası Yunus Gümüşsoy, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ duygularını dile getirerek tüm şehit gazi ve gazi aileleri adına kendilerine her zaman destek olan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür konuşması yaptılar. Bugün yine Sayın Belediye Başkanımız, genç Belediye Başkanımız verdiği sözüyle genç olan Sayın Haluk Bey'e teşekkür ediyorum. Çünkü şehit aileleri ve gazi ve gazi eşleri için koordinasyon merkezini açıyoruz. Hoş geldiniz. Nereye varsak, hangi kapıyı yoklasak bize sonuna kadar açılıyor. Bu vatan evlatlarına, bu değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Var olsunlar, sağ olsunlar. Bizleri buraya toplayıp daralıp sıkılmamamız için ve zorda kalmamamız için her şeyi gösteren değerli belediye başkanım her şeyimizi karşılayacak ve bizi de en derin, en geniş, en engin gönülle kucaklıyor. Teşekkür ediyorum kendilerine. Vali Aykut Pekmez'in de kısa bir konuşma yaptığı törende Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, dünden bugüne şehit ve gazilerimizi saygı ve hürmetle anarak merkezin açılışını özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirmek istediklerine vurgu yaptı. Elbette vatanı vatan yapan, onun uğrunda şehit olan bütün vatan topraklarını, vatan toprağını adeta kanlarıyla sulayan şehitler sayesinde vatan haline geliyor. Ben bu vesileyle tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Bu koordinasyon merkeziyle beraber her zaman biz de belediyemizde, tüm kamu kuruluşlarıyla, şehit yakınlarımızla, gazilerimizle her zaman bir araya gelmeye çalışıyoruz. Onların sorunlarıyla, dertleriyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Bu koordinasyon merkezi sayesinde de mutlaka şehit yakınlarımız, gazilerimiz buraya gelerek hep beraber kaynaşacaklar. Sanırım çeşitli etkinlikler yapılacak. Bu etkinliklerle beraber de iyi vakit geçirmeleri sağlanacak mutlaka. Adeta biz de şehit yakınlarımız, gazilerimiz arasında önemli bir köprü göreceği kanısındayım. Bu hizmetlerinden dolayı belediye başkanımıza, belediyemize teşekkür ediyorum. Bu koordinasyon merkezimizin hayırlı olması temennisiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biliyorsunuz Ramazan ayında iftar programında şehit ve gazilerimizle beraber ilk müjdeyi vermiştik. Demiştik ki şehitlerimiz ve gazilerimiz için bir koordinasyon merkezi açacağız. Ve bunu da yeni yapmış olduğumuz bu meydanda, bu alanda gerçekleştireceğimizin müjdesini vermiştik. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde başladı ve Rabbime hamdolsun böyle önemli bir günde, 30 Ağustos gibi
önemli bir günü geçirdiğimiz bu alanda, bu zamanda açılışını gerçekleştiriyoruz inşallah. Ve böylelikle de bu aktivite merkezimizin içerisinde hem şehit ailelerimiz, hem gazilerimiz, gazi yakınlarımız, hem onların kıymetli evlatlarının burada çok güzel etkinlikler yapabilecekleri, çok güzel faaliyetlerinin gerçekleştireceği yeni bir alan oluşturulmuş oldu. Sizler de biliyorsunuz, hem şehitlerimize hem gazilerimiz bizler için önemli, bizler için değerli. Burada konuşabiliyorsak, hizmetlerimizi yapabiliyorsak, çalışmalarımızı gerçekleştiriyorsak, her şeyden önce bu vatan için gözünü kırpmadan kendi canını feda eden değerli şehitlerimiz, kıymetli şehitlerimizin varlığı sayesinde bizler buradayız. Yine savaşta yaralanan ve yaralı olarak, gazi olarak hayatına devam ettiren gazilerimiz sayesinde bizler buradayız. Buralarda hem konuşmalarımızı yapabiliyoruz hem çalışmalarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla bizler için önemli olan, bizler için değerli olan bu değerli büyüklerimiz için ve onların kıymetli aileleri için böyle bir koordinasyon merkezi yapmak. Bu koordinasyon merkezi içerisinde de yapılacak çok güzel aktivitelerle beraber bambaşka alanlarda, bambaşka çalışmalara inşallah hep beraber imza atacağız. Bunda değerli Yunus Bey'le, değerli Gazi Derneği Başkanımızla inşallah gerçekleştireceğiz. Bunu ileriki zamanlarda farklı faaliyetlerde, farklı çalışmalarda inşallah sizler de görmüş olacaksınız. Ben çok sıcak olduğu için fazla tutmak istemiyorum sizleri. Tekrar bu önemli ve anlamlı günde, Zafer Bayramımızda bizleri yalnız bırakmadığınız için, böyle güzel bir yerin açılışında bizleri onurlandırdığınız için gelen bütün ailelerimizi ellerinden öpüyorum. Onlardan Allah razı olsun diyorum. Onları kabul ederlerse bir evlatları olarak görmelerini istiyorum. Ne isterlerse, ne emrederlerse her zaman emirlerini yerine getirmek bizim boynumuzun borcu olduğunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Sizler için hazırlamış olduğumuz bu güzel yerde inşallah güzel aktiviteler, güzel çalışmalar gerçekleştirmek suretiyle huzurlu ve mutlu olacağınız alanlarda ve zamanlarda birlikte olmak ümidini diyorum. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı açılışına kısa bir süre kalan Yeni Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı gezi ve incelemelerinde hastanenin otopark sorununa çözüm çalışması için söz verdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, icracı birim müdürlerinden oluşan ekibiyle açılışına kısa bir zaman kalan ve tefrişat çalışmalarıyla birlikte Aksaray Belediyesi tarafından yol yapım çalışmaları devam eden 400 yatak kapasiteli hastanede incelemelerde bulundu. Tamam başkanım. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve beraberindekilere İl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Han Kılıçarslan eşlik etti. Aksaray'ın en büyük sağlık yatırımı olan Aksaray Üniversitesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam eden çalışmalar ve eksiklikler konusunda Sağlık Müdürü Kılıçarslan ve yetkililerden bilgi alan Başkan Yazgı, altyapı çalışmalarını tamamladıkları hastane bölgesi, bağlantı yollarında devam eden yol ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamlamak için ekibiyle birlikte yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Hastane çevresinde çalışmaları bitirmek üzere olduklarını söyleyen Başkan Yazgı, çevre düzenlemeleri kapsamında yeni hastaneye otopark sözü verdi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi, acil giriş çıkışları ve otopark sorunuyla trafik yoğunluğunun giderilmesi hususu ve tüm sıkıntıların çözümü noktasında her kurum ve kuruluşla birlikte üzerlerine düşen her şeyi ele aldıklarını söyleyen Başkan Yazgı, inşallah hep birlikte yeni hastanemize kavuşacağız şeklinde konuştu. Aslında şu betondan başlayıp şöyle otoparktı. Bu kazılan alan. Şimdi bu kazılan alan. Normalde burası otoparktı. Kazıdılar. Şimdi ne var? Mecbur kazıdılar. Attıkları betonu kırdılar. Aynı firma. Buraya 160 araç. Aşağı yatak 160 araç. Üst katı olmasa kapalı otoparktı. Eski şantiye. Orada şantiye olarak kullanıyordu şey. Bu inşaat yapan. Nasıl yazacağız Afiye? Reklam firmasıyla görüştük. Bu proje biz tam şuradayız başkanım işte. Şu otopark yapılır. Biz şu kadarlık bir alanı düzleyelim. Ha şurası. Girişinden mi? Yani. Şurayı düzleyip bir çıkmaz mı? Zaten şuradan sonrası yokmuş. Şuraya. Özel gibi oldu yani. Özelleniyormuş. Özelden daha. Şu şeyden bunlardan itibaren böyle giriş kapısı burada olacak. Sen buraya olay mı diyorsun? Kapatacağız. Burayı camlı şey. Arada da boşluk olacak. İki tane tümen, biri zemin kat, biri ikinci kat, birinci kat boşluk. Ortasında şöyle çeviriyorlar. Mesela
alıyordum. Mutfakta böyle hazırlanıyor. Kastı yapamıyorum. Kendi lavabosum var. Televizyonumuz, buzdolabımız, hepsi. Muhteşem olmuş ya. Televizyonu çift koyacaktık. Dolaplar müsaade etmedi yani. Dolaplar varsa yaşlı hasta bunu koyuyor. Mesela ona göre girip çıkarken dikkat edin. Kapısı açık. Sonuçta bakın şöyle bir şey var. Ama bir şeyi bitire bitire gidelim ya. Ben böyle kalan işi sevmem. Tamam. Ne zaman? Pazartesi başlıyorsunuz. İki haftayım. Aksaray Belediyesi kent estetiğini bozan ve imara aykırı yapıların yıkımını sürdürdüğü çalışmalarını Kalanlar Mahallesi'nde devam ettiriyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şehir genelinde inşaat ruhsatı olmadan yapılan yapılara izin vermiyor. Kalanlar Mahallesi'nde çalışma yürüten ekipler mahallede kent estetiğini bozan ve imara aykırı olan yapıların yıkımını gerçekleştirmeye başladı. Kaçak olduğu tespit edilen yapılar gerekli güvenlik önlemleri eşliğinde yıkıldı. Ayrıca yapı sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Aksaray Belediyesi kent güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için son yıllarda metruk bina yıkımına hız vermiş ve bu yapılarda meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmişti. Aksaray Belediyesi'nin başlattığı uygulamayla Aksaray en fazla metruk binanın yıkıldığı iller arasında yer aldı. Halk Günü buluşmaları kapsamında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile görüşerek meramını ve derdini anlatan hiçbir vatandaşın sorunu çözümsüz kalmıyor. Bir süre önce şiddetli geçimsizlik dolayısıyla eşinden ayrılma kararı alan ve bir çocuğuyla birlikte eşyası olmayan bir evde yaşamaya başlayan kadına Aksaray Belediyesi sahip çıktı. Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri eşinden ayrılarak eşya bulunmayan bir evde bir çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan kadına eşya yardımında bulundu. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre eşinden ayrılan İnci Ülger adlı kadın Halk Günü buluşmaları kapsamında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile görüşerek mağdur olduğunu dile getirmiş, yardım istemişti. Kadının yaşadığı sıkıntıları dinleyen Başkan Yazgı, Halk Günü buluşmaları kapsamında toplantıda hazır bulunan ilgili birim yetkililerine aileyle ilgili gereğinin yapılması talimatını vermiş, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları araştırmalar neticesinde ailenin ev için ihtiyaç duyulan koltuk masa gibi ihtiyaçlarını karşıladı. Aksaray Belediyesi maddi yetersizlikler sonucunda geçimini sağlamakta zorlanan ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Tacin Mahallesi 101. Sokak'ta imar planlaması kapsamında programa alınan bölgede yol genişletme çalışmalarına başladı. Aksaray'ın her noktasında yeni proje ve hizmetler üreten, imar uygulamaları tamamlanan mahallelerde yeni yollar açan, yeni park ve çevre düzenleme alanları oluşturan Aksaray Belediyesi, artan yaşam alanlarının ulaşım konusunda sorun yaşamaması için gerekli çalışmaları yapıyor. Bu yönde yapılan çalışmalar kapsamında fen işlerine bağlı ekipler Tacin Mahallesi 101. Sokak'ta yol genişletme çalışmaları yapıyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarla ilgili olarak bir açıklama yapan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, halkımızın rahat etmesi için belediye olarak ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Tacin mahallemizde başlayan yol genişletme çalışmaları, özellikle yeni hastanemizin o bölgede inşa edilmesi ve kısa zamanda açılacak olması, ayrıca birinci etabıyla hizmete giren, ikinci ve üçüncü etap çalışmaları devam eden Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı ile vatandaşlarımızın o güzergahta bağlantı yollarını kullanırken zorluk yaşamaması için imar planlamasıyla yol genişletme çalışmalarına başladık. Kent genelinde yaptığımız yol genişletme çalışmalarıyla yolları daha rahat bir kullanım alanına kavuşturuyoruz açıklamasında bulundu. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de bir haber kuşağımızın da sonuna geldik. Bizim mikrofon röportajlarıyla sizlere veda ediyoruz. Tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın. We'll be right back.
siyah beyaz. Bu da anlamadığım için. Ben anlamam. Bilmiyor musunuz rengi? Ben söyleyeyim, siyah beyaz. Siyah beyaz. Kız Aksaray Belediye Spor'un forma rengini biliyor musun? Siyah beyaz. Siyah beyaz. Siyah beyaz. Siyah beyaz. Takip ediyor musun? Hayır. Hayır, biliyorum. Çünkü ben yurt dışında yaşıyorum. Takip etmiyorum. Yok, takip etmiyorum. Ben söyleyeyim mi? Bilmiyorum, söyle. Siyah beyaz forma rengi. Siyah beyaz. Hayır. Takip etmiyorum. Ben söyleyeyim. Aksaray ama İstanbul'da oturuyorum. Benim oğlan çok oynadı, öyle bahsetti beni, çok süper ödeyeceğim diye. Benim naneye muhtaç diye bir ben bir. Forma rengi 68 değil mi? Beyaz. Sadece beyaz. Kırmızı. Kırmızı evet. Başka. Ay yıldızlı. Doğrusu ben söyleyeyim. Söyle. Siyah beyaz. Siyah beyaz, doğrudur. Siyah beyaz. Hiç bilmiyorum, Konya'dayım. Bilmiyorum yani. Siyah beyaz. Çok bilmiyorum. Takip etmiyor muyum? Siyah beyaz. Forma renkleri nedir? Allah bilmiyoruz. Siyah beyaz. Takip ediyoruz. Birazcık. Ama biz Avrupa'da yaşıyoruz. Peki. Bizden geldiği kadar. Siyah beyaz. Takip ediyor musun? Ediyorum. Siyah beyaz. Özür bilmiyorum ben ya. Takip etmiyor muyum? Hiç takip etmiyorum. Kırmızı beyaz. Siyah beyaz.